Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı vakitler. Bu videomuzda aslan anahtarlık göreceğiz. Şöyle ilk önce bir anahtarlığımızı gösterelim. Bu aynı anahtarlık boyutunda şey yaptık. Araba süsü, bebek arabası için. Ondaki aslanı göstereceğim. Çünkü şu an elimizde aslan yok. Şöyle. Çok tatlı bir model ve benden en çok örmemi istenen modeller arasında. Şu an fırsat bulmuşken dedim hemen öreyim. Bu videoyu da bitirelim inşallah. Şöyle 3 renk ipim var. İplerim Lady Yarn markası. Kod numaralarını kanalımda bir sadece kod numaralarını gösterdiğim 2 tane videom var. Oradan bakabilirsiniz. Tığımı aldım. Tığ 1.90 milim tülip tığ kullanıyorum. Makasım burada. Gözlerimi alayım. 6 milim göz kullanacağım. Daha sonra elyaf. Dikiş için bir şu şekilde bakın uzun bir iğneye ihtiyacınız olacak. Bir de küçük normal dikiş iğnesine ihtiyacımız olacak. Diyelim ve hemen başlayalım örmeye. Hemen şöyle hangi ipimi kullanacağım? Sarıyı. İlk önce kafasını öreceğim. Şimdi sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek kaydırma ile kapatacağım. Bir üst sıraya geçiyorum. 6 çift batıyorum. Sıra başına geldim. Bir üst sıraya geçiyorum. Bir ör bir arttır yapacağım 6 defa. Evet, sıra başına geldim. İki ör bir arttır yapacağım 6 defa. Evet, sıra başına geldim. 3 ör bir arttır yapacağım. 6 defa yine. Evet, sıra başına geldim. 4 ör bir arttır yapacağım. Yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şimdi düz sıralarıma geçeceğim. 2, 4, 6 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Hemen öreyim, geliyorum. 6 sıra düzümü ördüm. Şimdi sıra başımdayım. 4 ör, 1 eksilt yapacağım. 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şimdi 3 ör 1 eksilt yapacağım. Yine 6 defa. Sıra başına geldim. Şimdi gözleri takalım. İki, dört, altı, sekiz, dokuz ve onuncu sıralar arasına takıyorum. İki göz arasında iki, dört, beş sık iğne kalacak.
Şimdi ben şöyle gözlerin arkalarını, şu sivri kısımlarını sadece kesiyorum. Çünkü elyaf doldururken buralar sorun oluyor. Gözü böyle bir ileri bir geri elyafı bastığımız yöne doğru eğdiriyor. O görüntü iyi olmuyor. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. 2 ör 1 eksilt yapacağım 6 defa. Evet, burada biraz elyafımı koyayım. Hemen sıra başıma geliyorum. Evet, sıra başıma geldim. Şu anda elimde kaç sık iğne var? Hemen paylaşayım sizinle. 2 4 Elimde 18 sık iğne var. Bu boyun ilmek sayısını 15'e düşürmem gerekiyor. O yüzden 3 defa 1 ör 1 eksilt yapacağım. 3 defa. Evet, 3 defa kestim. Şimdi sıra başına kadar düz bir şekilde öreceğim. Evet, sıra başına geldim. İpimi koparıyorum. Evet, kafamız bu şekilde. Daha henüz daha tam elyaf doldurmadım. Şimdi dikeceğimizde yine elyaf takviyesi yapacağım. Şimdi bacaklara gelelim. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne. Ve ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapıyorum. Bir üst sıraya geçtim. 6 defa çift batıyorum. Şimdi elimde 12 sık iğne var. Bu 12 sık iğneyi 5 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Evet, 5 sıra düz bir şekilde ördüm. İlmek kaydırma yaparak kesiyorum. Bacağımız bu kadar. Şimdi diğer bacağını da öreyim ben. Ondan sonra birleştirmesini yapalım ve vücuduna geçelim. Hemen onu da örüp geliyorum. Evet, diğer bacağını da ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve İki bacağı birleştiriyorum ilmek kaydırma ile. Şimdi ilk bacaktan 12 sık iğne alıyorum. Zincirden 2 tane ilmek aldım. Ve diğer bacağa geçtim. Buradan da 12 sık iğne alıyorum. Ve şimdi yine zincirin diğer tarafından 2 sık iğne daha çıkaracağım. Şimdi burası bizim sıra başımız. Buraya belirticinizi koyabilirsiniz. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok.
Hemen 4 sıra düzümü öreyim, geliyorum. 4 sıra düzümü ördüm. Şimdi her iki kenardan 4'er tane kesme yapacağız. Bu kesmelerde size işte 3 sık iğne örün kesin, 5 sık iğne örün kesin demeyeceğim. Şöyle ikiye büküyoruz arkadaşlar. Bakın, ilerliyorum. Köşeye geldiğimde oradan bir tane keseceğim. Bakın, şu an tam köşedeyim. Buradan bir kesiyorum. Şimdi diğer köşeye gidelim. Bu köşeye geldim. Bakın, buradan da bir tane kesiyorum. Şimdi sıra başıma ilerliyorum. Evet, sıra başıma geldim. Şimdi döne 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 her köşeden birer birer keseceğim. Bu köşede 4 tane kesme yapmış olacağım. Bu köşede de 4 tane kesme yapmış olacağım. Hemen onları keseyim. Geliyorum. Yani ilk kesmelerimi yaptım. Bir 3 sıra daha kesme yapacağım köşelerde. Hemen onları yapayım. Geleyim, olur mu? Hatta burada bu kısmı hızlandırayım. Evet. Evet, sıra başıma geldim. Her iki köşemden 4'er tane kestim. Toplamda 8 sık iğne kestim. Şimdi burada biraz elyafımı koyayım. Özellikle bacaklara üst sıraları ördüğümde buraya elyaf koymam zorlaşacak çünkü. Evet. Şimdi 2 ör 1 eksit yapacağım sıra başına kadar. 2 düz öreceğim. Bir defa eksilteceğim. Evet, en son elimde fazladan bir tane sık iğne kaldı. Onu da düz bir şekilde ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 defa eksiltme yaptım. Şimdi kalan ilmeklerimi bir sıra düz bir şekilde öreceğim. Ve gövdemiz bitecek. Evet, sıra başıma geldim. İlmek kaydırmamı yaptım. Ve ipimi gizliyorum ve biraz daha elyaf dolduracağım. Gövdenin üst kısmı için. Evet. Gövdemiz de bu şekilde. Şimdi kolun şöyle, ben birini örmüştüm. Şimdi diğerini de sizinle örelim. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne ve İlmek kaydırma yaparak kapatacağım. Size söylemeden ilerliyorum şu an. Sıramı kapattım. Bir üst sıraya geçiyorum. Tamam mı? 2 arttırma yapacağım. 2 defa çift batıyorum ve kalan
Sık iğneleri sıra başına kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, şimdi 5 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Evet, 5 sıra düzümü ördüm. Şimdi ikiye katlıyorum ve karşılıklı örerek iki ucunu birleştireceğim. Ve daha sonra ipimi kesiyorum. Evet, şimdi kulaklarına geçelim. Şöyle ben kulağının birini de örmüştüm. Sihirli halkamı yaptım. İçine 6 sık iğne. İlmek kaydırma ile sıramı kapatıyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne düz örüyorum. Ve bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne düz örüyorum ve sıra başına geldim. Şu ipi bir keseyim. Daha sonra bir sıra düz öreceğim. Ve ilmek kaydırma ile bitiriyorum sıra başına geldiğimde. Evet, ipimi de gizledim. Kulağımız da bu şekilde. Şimdi ağzını yapalım. Beyazı aldım. Sihirli halkamı yaptım. İçerisine 6 sık iğne yapıyorum ve ilmek kaydırma ile sıramı kapatıyorum. Bir sıraya geçtim. 6 çift batacağım. Evet, sıra başına geldim. Şimdi 2 sıra düz öreceğim. İki düz sıramı ördüm. Şimdi ilmek kaydırma yaparak bitiriyorum. Evet, şimdi yelesini yapacağım. 35 tane zincir çekiyorum. Evet, 35 zincirimi çektim. Şimdi doladım. 2 sık iğne geriye batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum.
üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki zincire batıyorum. Sık iğneye dedim sanırım biraz önce. Zincire. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Doladım. Sıradaki zincire batıyorum. Üçlü trabzan yaptım. Doladım. Yine sıradaki zincire batıyorum. Hiç aynı yere batmıyorsunuz. Hep sıradaki zincire batıyorsunuz. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki zincire battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere değil. Sıradaki zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Doladım. Yine sıradaki zincire. Üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine sıradaki zincire. Bu şekilde sıra başına kadar, zincirin bitimine kadar devam ediyorum. Burada size tek önerebileceğim şey, bu trabzanları çok sıkmayın. Böyle hafif gevşek bırakın. Daha böyle dolgun dolgun dursun. Ya sıkınca hoş durmuyor. Yani o şekilde görüntüyü sevmiyorum ben. Ya eminim bu şekilde bir deneyin, bir de öbür türlü deneyin. Bu şekilde daha güzel olacak. Biraz bol bol örün. Evet. Son zincirimi de battım. Şimdi bunun dikiş ipliğini üstünde bırakıyorum. Biraz uzunca kestim. Evet. Şöyle bunu şöyle elimle düzeltiyorum. O zaman bu kıvırışıklığı gidiyor. Dikişi daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi gövde tamam. Kafası burada. Kulaklar. Genelde ben parçaları unutuyorum da. O yüzden sayayım. Artık böyle bir karar verdim. Evet, eksik parçamız yok. O zaman hadi dikişe geçelim. Şimdi ilk önce şu kafa kısmına biraz daha elyaf basacağım. Evet, elyafa şöyle şekil veriyorum. Şimdi uzun iğnemi aldım. Şöyle ortadan giriyorum ve şu şekilde geçirdim. Şimdi iğnemi alayım. Sarı. Sarı ipimi geçiriyorum. Evet. Şöyle ön kısmından girdim. Sadece burada dikkat etmeniz gereken göz şöyle sağa sola kaymasın. Ona dikkat edin. Şöyle bir kafadan bir gövdeden alarak boyun dikişini yapıyorum. Evet. Çok küçük bir delik bıraktım. Buradan biraz daha elyaf koyacağım. Boyunun daha böyle sabitlenmesi için. Ve burayı da kapatıyorum.
Evet. Şimdi şu yan tarafa kaydırıyorum ilmeği. Bakın bura geldim. Şimdi burada kolları ekleyeceğim. Şöyle kolu tutuyorum göz kararı, tamam mı? Hani burada ilmek sıra takibi yapmanıza hiç gerek yok. Şöyle bakın gayet orantılı şu an tuttuğum nokta. Buraya hemen şöyle dik veriyorum. Hemen karşı tarafa geçtim. Karşı taraftan da yine bunu hizalayarak onun denginde çıkmaya çalışıyorum. Ve o kolu da koydum. Bakın şurası gayet iyi. Hemen buraya da onu da dikeceğim. Ve geldiğim noktaya gidiyorum. İpimi bağlayacağım, gizleyeceğim. Tamamdır. Şöyle şuradan çıkayım. Şimdi kulağına yapalım. Kulaklarına şöyle iğne geçireceğim. Şöyle kulaklarını bir tık tam ortaya değil de bir tık öne yapıyorum. Çünkü arkasına yelesini yapacağım böyle. İlk yaptığınızda isterseniz bu yeleği de sabitleyebilirsiniz. Ondan sonra tam yerini belirleyip ondan sonra dikiş aşamasına geçebilirsiniz. Hemen bu sarı yeter mi bilemedim ama yeter gibime geliyor. Neyse yetmezse bakarız. Şöyle direkt bir kulaktan bir gövdeden alarak dikişimi tamamlayacağım. Ekstra böyle şuna dikkat edin, buna dikkat edin gibi bir durum yok. Zaten minicik bir parça. O yüzden kafanıza göre dikebilirsiniz. Zaten bakın 3 git gel de bitiyor. Evet. Kulak dikişim tamamdır. Hemen ipimi bağlıyorum. Daha sonra gizleyip keseceğim. Şimdi yelesini yapalım. Yelesini şöyle bakın şuraya tutturayım bir ucunu. Daha sonra şuradan şu ikisinin denk olmasına dikkat edin. İki tarafın. Şöyle şu ortayı da sabitliyorum. Evet. Bakın bu şekilde yerleştirdikten sonra rahatlıkla dikişini yapabilirsiniz. Evet.
Şimdi bunun göz önünde bir parça olduğu için dikişinde dikkat etmemiz gereken noktalar var. Şu turuncu zincir var ya, zincir kısmı. Bu zincir kısmının hizasında dikmeniz gerekiyor. Ya o zinciri takip edeceksiniz. Çok fazla sağa sola kayarsanız bu dikiş ipimiz görünür ve çirkin bir görüntü olur. O yüzden bu zinciri takip edeceğim. Şöyle direkt şu yele kısmı gayet bol bir parça olduğu için direkt istediğiniz noktasına batabilirsiniz. Ama altta sadece şöyle görünüyor mu? Şu zinciri takip edeceksiniz. Sadece buna dikkat edin. Çok fazla sağa sola açılmayın. Şimdi burada şu kenarda bakın dikiş ipini uzun bırakmıştım ya, şurası. Bu ipin yanına doğru ilerleyeceğim. O iple bağlayacağım bunu. Çünkü bir yere bağlamamız gerekiyor. Sabitlemezsek bu sökülür. O yüzden şöyle kafanın içinden bunun şu ipin yanına ilerliyorum. Ve burada bu ikisini bağlayacağım. Şimdi bu bağladığım noktadan giriyorum. Ve şuradan ipimi çıkartıyorum. Şimdi bu ipi hemen kesmeden şu ipi gizleyeceğim. İlk önce bunu bu garantiye alalım da elimizdeki uzun ip dururken şöyle bunu yürüterek gizliyorum. Şimdi bunu keselim. Tamamdır. Evet, kafası da, ama ne kafası? Yelesi de bu şekilde. Şimdi ağzını yapalım. Şöyle burnu için ben bu rengi kullanacağım. Siz elinizde hangisi, yani bu kiremit rengi, kahverengi de olabilir, siyah da olabilir. Ondan sonra sarı bile olur yani. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Hemen burun detayında işleyelim. İğneler yapışıyor. Şimdi şöyle bir parçam var elimde. Sihirli halkamın içerisinden çıktım. Tamam mı? Şöyle bakın. Şurada bu sihirli halka yaptığım sıra, bu da bir üstü. Yani iki sıra altından giriyorum. Tekrar sihirli halka yaptım. Ortadan tekrar çıkıyorum. Tamam mı? 1, 2. 2 sıra üstüne çıktım. Şimdi arasında sık iğneleri sayıyorum. 1, 2, 3 sık iğne boşluk bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. Yani bu dördüncüye batmıyorum tepeden, çünkü bu dolanacak. Dördüncünün içinden çıkıyorum. Burada şu üçgen kısım var ya, orada 5 çizgim olmasını istiyorum. Ben bu noktalara çok takıntılıyım. Yani 5 zincirse, ay 5 çizikse 5 çizik olmalı. Bu yüzden toplu siparişlerde çok sıkıntı yaşıyorum. Ama artık bayağı düzelttik. Burada 5 çizik olacak. Şöyle. Tamamdır. Bu şekilde de burnumu yaptım.
Evet, bağladım ve kesiyorum. Burun da bu kadar. Şimdi beyaz ipimi geçireyim. Şöyle burunun içine çok az, yani çok minik bir elyaf koyacağım. Ya koymasanız da olur bunu aslında ama bilmiyorum, böyle öyle koyuyorum ben, içim rahat etsin. O maksatla şöyle yerleştiriyorum. Ve sabitledim. Bu arada bu sabitleme iğnesidir. Şu büyük iğne var ya, şu uzun iğne, makas, tığ. Kullandığım markaları özellikle ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakarak alabilirsiniz. İstediğiniz, böyle karar veremediğiniz, mesela ipler olur, tığlar olur, böyle değişik, hani iğnedir, ne bileyim, ilmek, belirteç yeri falan, hani bir sürü malzememiz var biliyorsunuz. Takıldığınız bir noktada bana sorabilirsiniz. Kullandığım, aldığım, önerebileceğim malzemeleri size severek öneririm. Buradan görmezsem mesajınızı Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. TikTok'tan da ulaşabilirsiniz. Böyle bir burundan, bir kafadan olarak alıyorum. Ve şöyle geldiğim yerden çıktım. Evet. Şöyle ipimi gizleyeyim. Evet, aslanımız hazır. Çok tatlı bir model. Çok seviyorum bunu. Çok güzel oluyor. Anahtarlık aparatını ben buna eklemeyeceğim. Çünkü bunu biz anahtarlık olarak yapmadık. Bir oyuncak olarak kullanacak müşterimiz. Ama siz eklemek isterseniz tabii ki ekleyebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarda genelde biliyorsunuz anahtarlık çalıştığım için orada anahtarlık dikimini görebilirsiniz. O şekilde hepsini aynı dikiyorum zaten. Anahtarlığını o şekilde dikebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere yeni videolarda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videoları anında görebilirsiniz. Görüşmek üzere.